Selam, nabersiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rukiye. Bu videoda Anka serisinin ilk kitabının yorumuyla geldim. Ve bu serinin ilk kitabı dediğim gibi. En son takip ettiğime göre serinin şu ana kadar 3 kitabı çıktı. Daha sonrasını takip edemedim. Sizlere kısaca bir 3 kitabı tanıtayım. Dediğim gibi ilk kitap Anka'nın Dönüşü. Yazarımızın ismi Melody Bach. Şöyle göstereyim. Serimizin ikinci kitabı Yüzüncü Nesil. Serimizin üçüncü kitabı Kül. Biliyorum şu ana kadar hep serinin ilk kitaplarını okuyabilirim ama ne yapayım, benim elimde değil. Muhtemelen ikinci veya üçüncü kitapları olsaydı, bende olsaydı gözümü kırpmadan okurdum. Ben sizlere kısaca bir konuya değineyim. Konumuz şu. 16 yaşında monoton hayatından bayağı bir sıkılmış Carmen adındaki karakterimizin yaşamını anlatıyor. Carmen 16 yaşında. Ailesiyle yaşıyor. Anne ve babasıyla yaşıyor. Ve bu hayatında bir değişiklik istiyor. Nasıl değişiklikler? Neyse, Carmen bir gün bayağı bir sırılsıklam, terlemiş bir şekilde bir rüyadan, bir kabustan uyanıyor. Ve bu kabuslarında ona Anka diye seslenen biri var. Bu kim acaba? Bu kabuslarını ailesine anlatsa da daha çok korkmaya başlıyordu. Bir endişe duyuyordu. Bunu ne kadar takmamaya çalışsa da. Neyse, bir gün böyle tekrardan kabustan uyanmış bir şekilde banyosunu yaptı, üniformasını giydi ve okula gitmek için yola çıktı. Tabii ki de tekrardan ailesine kabusu gördüğünü anlattı. Ailesi tedirgin bakışlarla bir bakışma yaşandı anne ve babası arasında. Ama o bunu anlayamadı. Daha doğrusu takmak istemedi. Bayağı bir endişeliydi bu rüyalar hakkında. Okula geldi. Okulda birkaç ders sonra teneffüs zilinde arkadaş grubuyla bahçeye indi. Bir banka oturdular, konuşmaya başladı. Akşam için işte bir kahve içmeye bir yerlere gitmek istiyorlardı. Plan kuruyorlardı. Tabii ne kadar Carmen'e seslenseler de Carmen o sırada rüyasını düşünüyordu. Bayağı bir dalgındı. Bir anda Carmen o sırada bir anda ayağa kalktı. Ve bu onu isteği dışında gerçekleşti. Bedeni okulun yanındaki ormanlığa doğru sürüklendi. Arkadaşları ona ne kadar Carmen nereye gidiyorsun diye seslense de o bunu duyamayacak kadar bayağı bir uzaklaşmıştı. Ormanlığa geldiğinde beyaz ışık huzmesinin ona baktığını, o öne gittiğini fark etti. Sonra oradan da bir erkek karakterimizin orada onu çektiğini ve cılız bir şekilde kötü kahkaha attığını duydu. Bu durumda korkmaya başlayan Carmen ne kadar kendi bedenini başka yöne çevirmek istese de yapamıyordu. Ve bir anda bir çarpışma oldu. Bayağı büyük bir çarpışma. İki ışık huzmesi, biri beyaz, biri mavi birbirine çarpıştı. Ve o anda başka insanların duyamayacağı, fakat oradaki karakterlerin duyabileceği bir patlama yaşandı. Patlamadan sonra Carmen kendini bir ağacın gölgeliğinde yaslanmış bir şekilde buldu. Ve karşısında dehşet içerisinde duracağı bir manzara vardı. Bu manzarada iki erkek karakterimiz. Bir tanesi Ron, diğer karakterimiz, soru işareti bırakıyorum buraya. Bunu kendiniz de okuyarak bulmalısınız. Neyse, Carmen o sırada bir endişe içerisine kapıldı. Ama Ron adındaki karakterimiz hemen ona seslendi. Hemen buradan git diye. Hemen buradan git, koş. Carmen bunu duyduktan sonra sanki bunu duymaya bekliyormuş gibi süratle koştu. Ne kadar koşabilse. Evet, hiçbir şey takmayarak bu olayı ailesine anlatmak isteyen Carmen okuldan çıktı ve hızlı adımlarla eve geldi. Evde annesi ve babası onu gördüğünde bayağı bir şaşırdılar. Ne oluyor Carmen? Niye ağlıyorsun?
neden koştu, neden şu saatte evdesin diye bayağı bir sorular sordu. Carmen az önce yaşadığı olayları anlattığında ailesi bir şoka girdi. Acaba bu Ron adındaki karakterimiz kim? Carmen, bundan sonraki hayatında neler yaşayacak? Başka bir ülkeye, başka bir dünyaya mı yelken açacak yoksa hala kendi montan hayatına devam mı edecek? Ya da kabuslardaki kişiler kim? Lütfen tüm soruların cevaplarını bulmak için bu kitabı okuyun. Kitabın yorumuna geçecek olursam. Kitabımız bayağı bir sürükleyici. Okurken nasıl bitirdiğinizi anlayamayacaksınız. Videomuz sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz likelamayı, kitap hakkındaki düşünceleriniz için yorum kısmına yorum bırakmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videolardan haberdar olmak için zil butonu tıklamayı unutmayın. Kitapla kalın, sağlıcakla kalın.